olsun değil mi? Bu kaçıncı rezilliğin? Kaçıncı diyorum sana. Ya, ama tabii sen de haklısın. Amcan yazar bir çek, bakar icabını. Değil mi? Bir gün biri şikayet edecek. Bir gün amcanın gücü yetmeyecek. O zaman ne olacak ha? Ne olacak? Allah'ın cezası. Şimdi ne olacağını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Değil mi? Biliyorsun. Çoktan gitmiş olmalıydı. Çoktan. Hemen yarın seni. Seni anlıyorum. Seni anlıyorum bir tanem. Seni anlıyorum bir tanem. Yaptığın ne kadar yanlış olsa da. Seni de çaresizliğini de çok iyi anlıyorum. Şu anne bak ya. Zavallı çocuk. Kız kendini korumak isterken çok sert davranmış belki. Canın acıyor mu canım? Canın acıyor mu? Ha? Tamam, üzülme artık bak. Biz amcanla konuşup buna bir çare, bir çözüm bulacağız. Ah, geldin mi hayatım? Ah, biz de dertleşiyorduk Nedim'le. Bakayım aslanın yüzüne. Amca. Agelciğim, çocuk zaten çok utanıyor. Sen de üzerine gitme artık istersen, ha? Agah biliyorum zamanı değil ama bak şu Londra'daki bakım evi için gerçekten biz bir... Ya! Bulmadım. Biliyorum Aslan. Biliyorum. Sen kamera mı koydun? Benimle neden paylaşmadın? Sonra şeysin. Sonra. Ben sizi yalnız bırakayım. Her şeyi biliyor Aslan. Sen hiç kimseye hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey. Beni arıyorsun. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Seninle sonra ilgileneceğim. Önce kamera. Şu kamerayı halletmem lazım. Gördün değil mi bulduğun kızın marifetini? Ya kamera? Kamera olmasaydı o zaman ne yapardın? Zavallı çocuk ne kadar korkmuş. Geç bile kaldık biz o kamerayı koymakta oraya. Ne zamandır var o kamera? Dün gece kurdurdum. Bitti artık. Bu sondu. Bundan sonra hiç kimse yeğenimden faydalanamayacak. Hiç kimse onu hırpalayamayacak. Ah, eşek kafan. Daha ilkinde kurdurmalıydım o kamerayı. Kendini suçlama ya. Ben istememiştim. Yani ne bileyim o zaman çocuğun mahremiyeti diye düşünmüştüm. Agah bak günden güne kötüleşiyor. Artık iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Yetmiyoruz biz. Anlamıyor musun? Artık daha profesyonel bir bakıma ihtiyacı var. Bırak şu inadı.
Gönderelim. Alt tarafı Londra. Dünyanın öbür ucu değil ki. Hem o bakım evinde daha mutlu olacak o çocuk. Daha mutlu, daha huzurlu ve... Ve? Yalnız. Yapayalnız. Ne kadar kalsın Londra'da Şeniz? 1 yıl mı? 5? 10? Sonra ne olsun Şeniz? Biz toprak olduktan sonra ona kim bakacak? Hangisi? Aklı 5 karış havada kızımız? O yalnızca poz versin. Neymiş benim kızım? Fenomen. Neyin fenomeni? Alışveriş fenomeni. Elindeki telefonu bırakırsa belki bakar. Yesin, içsin. Poz versin, sağda solda yayınlatsın. Tek bildiği bu. Aynı çatı altından 3 kat yukarı çıkıp benim kuzenim ne yapıyor acaba demesin. Ahlakçığım, şimdi sinirini kızımızdan çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Hadi kızı at bir tarafa. Küçük. Aklı 5 karış havada. Ya abisi, peki o dingile ne demeli? O mu bakacak? Kuzenini bir kere bile arayıp sormayan oğlum mu bakacak? Sosyetik Playboy'dan Amerika'ya olaylı veda partisi. Miami'deki havuzunu viskiyle doldurdu. Gördün değil mi? Gördün. Oğlunun kıtalar arası rezilliğini. Agah. Şeniz. Kanıma tek bir soru soruyorum. Benden sonra yeğenime ne olacak? Anladım. Ben anladım. Şimdi konuyu nereye getirmeye çalıştığını anladım. Tek çare bu. Bir an önce helal süt emmiş bir kız bulup... Öyle bir kız yok Agah. Kimse beyin travması yüzünden 2 kelimeyi bir araya getiremeyen yatalak bir erkekle evlenmek istemez. İster. Ben istedikten sonra paraya ihtiyacı olan helal süt emmiş toprağımdan namuslu bir kız haydi haydi ister. Bastırırsın parayı ister. Öyle mi? Tamam peki. Eğer satılık gelinin müstakbel kocasını da alıp başka bir evde yaşayacaksa ben de bu tuhaf evliliğe varım. Benim için hiç problem değil. Şeniz. Burası yeğenimin evi. Hepimizden çok onun evi. Sen bunu sosyetik arkadaşlarına unutturmuş olabilirsin belki. Kendine, çocuklarına, hatta yeğenime bile unutturmuş olabilirsin ama bana unutturamazsın. Ben abimin servetine sahip çıktım. Ya emanetine? Benim abim son nefesinde. Benim yüzümden verdiği o son nefesinde. Benim yüzümden deyip durma artık. Bu suç kime kuruldu? Polis bile bilmiyor. Sen neden kendini suçluyorsun yıllardır? Abim evladını emanet etti bana Şeniz. Evladını. Ben ne yaptım? Servetine sahip çıkıp, emanetine sahip çıkamadım. Şu çatının altında 8 yaşındaki küçücük bir çocuğa sahip çıkamadım. Yazıklar olsun bana. Ağzıma tüküreyim. Benim gözüm arkada kalmayacak Şeniz. Kalmayacak. Seni yarı yolda bırakır deli. Ne kadar oldu Nurten? Aman Agah Bey'im. Allah sizi başımızdan eksik. Ne kadar oldu Nurten? 1 ay. 1 ay. Benden sonra yeğenime ne olacak diyeli ve gelin isteyeli 1 ay oldu. Nerede o gelin? Şey, Agah Bey... Ne şey? Bana bak Nurten. Sana itimat ettim. Uçan kurşun kanadını tartan ben... Bu işler kadın işidir dedim.
kimdir nedir demeden kimi getirirsem başımın üstüne dedim. Bizi dile düşürmesin, ketum olsun, toprağımdan olsun yeter dedim. Sen bana bir gelin bulacaksın. Ben yedi ceddini ihya edeceğim dedim. Şimdi sen bana ne diyorsun? Ne deseniz haklısınız Agah Bey. Cenk Bey'imizi karşılama tatavası biter bitmez. Ya o gelin kapımda ya da sen kapının önünde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.